Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de sıcak günler yaşanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 61. gününde IŞİD ve PYD hedefleri vuruldu. Suriye ordusu bir kez daha operasyonu işgal olarak niteledi. Fırat Kalkanı Operasyonu 61. gününde sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roket atarlarla IŞİD hedefleri ateş altına alındı. Özgür Suriye Ordusu Aziz Rai arasındaki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun ateş desteğiyle ilerleyişini sürdürdü. Genelkurmay bu operasyonda IŞİD'e ait 4 hedefin yok edildiği, 11 örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca 51 PYD-PKK hedefine atış yapıldığı, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. TSK ve ÖSO'nun bir sonraki hedefi Elbap. Bu kapsamda tanklar ve askeri araçlar tırlarla operasyon yapılan bölgelere taşındı. Bu hareketliliğe Suriye hükümeti tepkili. Suriye Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu işgal niteliğinde gördüğünü ve tüm vesilelerle karşı koyacağını açıkladı. Genel Komutanlık bu ihlal ve saldırının bölge istikrarı ve güvenliğine karşı teşkil ettiği tehlikenin tüm sorumluluğunun Ankara hükümetinde olduğunu ifade etti. Suriye ordusu bir yandan da Halep'te ilerlemeye devam ediyor. 3 günlük ateşkesin ardından sabah saatlerinde teröristlerle şiddetli çatışmalar başladı. Suriye ordusu Halep'in güneyindeki hava savunma üssünü geri almayı başardı. Ve Rusya cephesi. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'nin teröristlerin eline geçmemesi için devlet başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalması gerektiğini söyledi. Bazı ülkeler Esad'dan kurtulmak için ateşle oynuyor ve teröristleri kullanıyor ve bazıları da fütursuzca Esad'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Şam düşer ve oraya teröristler yerleşirse siyasi çözüm olmaz. Suriye'deki krizin çözümü için uluslararası toplumun uzun bir süre ve çok çaba harcaması gerekiyor. Tüm Suriye toprakları kurtarılmalı. Ülkenin parçalanmaması için her şey yapılmalı. Aksi halde bu tüm bölge için felaket olur.